Behlül Bey bile bu kadar üzüldüğüne göre siz Adnan Bey'i düşünün artık. Yazık, zehir oldu düğün. Burnundan getirdiler. Dakika bir, gol bir. Firdevs Hanım yaptı yapacağını. Yani hepimizi utandırdı. Vallahi hicap duydum. Daha neler göreceğiz bakalım. Şey nasıldı? Onca olay olmuş. Kadın hala küpe derdinde. Arattırdı durdu. Deli mi ne? Ayol o hengamede küpe mi kalır? Laf. Ya bütün dedikoduyu bugün yapmanız şart değil. Azıcık da yarına kalsın. Hadi bakalım yürüyün. Allah rahatlık versin. Hadi. Hadi. Hadi iyi uykular. Hadi. Sen de çok oturma Cemile. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Sen yat Nesir abla, ben toplarım buraları. İyi, canıma minnet. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sen gördün mü küpeyi? Kulağındakini gördüm. Ne oldu? Hiç. Anlamadım, niye bana soruyorsun yani? Sordum öylesine. Yarın bir daha bakalım, buluruz belki. Biz onun küpesinin bekçisi miyiz? Allah Allah. Bakarız. Yine de bulursak ne âlâ. Hadi iyi geceler. Hasseyseydik. İstemem. İyi geceler. Behlül. Amca. Hava alıyordum, gelsene. Dur sana kadeh getireyim. İstemem, otur. Ne gündü. Ya. Ama adamın söyledikleri çok düşündürdü beni. Sorun bence Peker'in evliliğine razı olmaması değil. Bence başka şeyler var. Ne olursa olsun düğün basmasını haklı çıkarmaz. Amca çok canı yanmış belli. Söğüşlenme sırası sende. Ne demek kızını oğluma 1 milyona sattı? Ne demek? Bırak. Ne demekse ne demek? Susup oturacak mıyız? Kurcalamak lazım bunu. Gerek yok. Bihter'in daha fazla üzülmesini istemiyorum. Ben de senin üzülmeni istemiyorum ama amca. Lütfen Behlül. Yeterince canımız sıkıldı. Uğraşma. Sakın. Yazılanların sorumlusu en başta sensin, biliyorsun değil mi? O arsayı benden habersiz satmakla beni sırtımdan vurdun. Benim arsam. Öyle mi oldu şimdi? Oğlunla arkamdan iş çevirmeseydin böyle rezil olmayacaktık. Ama umurumda değil. Gazeteciler bana sorsun yeter ki. Her şeyi anlatırım. Neyi anlatacaksın? Bunca yıldır hala aile olamadığımızı mı? Oğlunu, karını, şirketlerini yönetir gibi yönettiğini mi? 34 senede 34 kuruşluk hatırım olmadı sende. Dalga mı geçiyorsun sen be? 1 milyondan bahsediyorum. Ne 34 kuruş?
Efendim, misafiriniz var. Kim? Behlül Haznedaroğlu. Adnan Bey söylediklerimi düşünmeye başladı demek ki. Amcam buraya geldiğimi bilmiyor. Bilmesini de istemiyorum. Dünkü rezaletin sebebini doğrudan doğruya sizden dinlemek istedim. Buyurun. Habersiz geldiğim için özür dilerim. Hilmi de düğüne davetsiz gelmişti. Önemli değil. Ben sizi yalnız bırakayım. Dün olanlar neydi Hilmi Bey? Lafı hiç dolandırmadan söyleyeceğim. Ben sizi uyarmaya geldim. Bu kadınlar çok tehlikeli. Melih Bey takımı diye boşuna demiyorlar. Çete bunlar, çete. Başta anası Firdevs tabii. Benim oğlumun başını yaktılar. Şimdi sıra Adnan Bey'de. Neredeyse Süleyman amca gibi yapmışsın abla. Aferin. Biberlere şefkat gösterdim. Belki ondandır. Deniz Hanım yorgun galiba. Bu sabah doğru dürüst duyamadık sesinizi. Günü planlıyordum, dalmışım. Bugün ders var mı? Olmasın, balayında sayılırız. Bülent. Babamla Bihter balayında, biz değiliz. Neyse işte. Kahvaltıdan sonra piyano dinleyemeyecek miyiz yani? İsterseniz çalarız. Bayılırım. Sadece Nihal çalsın. Ben bugün biraz parmaklarımı dinlendireceğim. Piyano dinlemek istediler zaten, gürültü değil. Bugün ailece keyif yapalım. Yapalım. Beşir, gazeteleri getirir misin? Tabii. Bence hiç gazete okumayalım bugün. Adnan. Neler yazıyor bilmem lazım. Sen akıllı adamsın Behlül. Peyker'den sıyrılmışsın bak. Amcana da mukayyet ol. O şimdi mantıklı düşünemez. Ayakları yerde değil onun. Nihat da öyleydi. Peki. Olanları bir bir anlat amcana. Bunlar analı kızlı soyar soğana çevirirler adamı. İlk sana yol görünür oğlum. Çırak çıkarsın sonra. Anlattıklarınızı dinledim. Amcama da anlatacağım. Ama bu size hak verdiğim anlamına gelmiyor. Direnmeyin. Sonra Hilmi Bey söyledi diyeceksiniz. Açın gözünüzü. Oo Behlül Bey. Bütün evi kokutmuşsunuz yine. Bizim sizin gibi karizmamız yok efendim. Böyle takviyelere ihtiyacımız var. Ne yapalım? Dalgacı. Yengecim, siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Nihayet. İyi akşamlar. Oraya. Takvim. İkiniz de çok şıksınız. Teşekkürler. Beraber ilk akşam yemeğimiz. Her yemeği sayacak mıyız böyle? İlk kahvaltı, ilk yemek. Şaka yaptım. Evet. Kolyen ne güzel. Beğendin mi? Çok zevkli bir bey tarafından hediye edildi. Sen mi aldın? Gerçekten güzel. Beğendiğinize sevindim. Çok çabuk karar veremedim. Zira yardım aldım. Amcacığım zaten karar vermiştim. Benim niye haberim olmadı? Behlül'ün bile fikri sorulmuş. Keşke böyle önemli bir hediye de bana da danışılsaydı. Haklısın, benim hatam. Nihal'cim tesadüfen oldu. İnan ki tesadüfen yanındaydım amcamın. Bir dahaki seferi sen seçersin. Ne var? Ama ne? Afiyet olsun. Teşekkürler Şahiste Hanım. Elinize sağlık. Cemile nerede? Biraz rahatsız. Erken yattı bu gece. Geçmiş olsun.
Sağ olun. Pardon. Ben bir Beşir'e bakıp geleceğim. O da öğleden sonra hiç görünmedi. Yemek yiyoruz Nihal. Geliyorum baba. Lütfen. Amca. Seyahate çıkmayacak mısınız? Balayına. Sizin okullar başladıktan sonra gideceğiz bir yerlere. Siz evdeyken biz de evde olalım istedik. Çok iyi. Nihat'la karşılaştık bugün. Çok üzgündü. Peyker'le konuştum ben de. O da aynı şekilde. Özür diliyor, ağlıyor durmadan. Onun ne kabahati var? Firdevs Hanım'la beraber mi oturacaklar artık? Şimdilik öyle olacak. Hilmi Bey evlatlıktan reddedecekmiş Nihat'ı. Şirketten kovmuş. Ne yapacak peki? Bilmiyorum, düşünecek bir şeyler. Olmaz öyle şey. Biz gitmeden konuşalım. Gelsin başlasın şirketlerden birinde. Eğitimli donanımlı çocuk. Öyle. Aslında çok çalışkandır. Duydum. Yeni kurdukları şirketi o adam etti. Evet. Bizimle çalışsın. Nasıl olsa Behlül Bey'in okulunu bitirmeye henüz niyeti yok. Hiç olmazsa Nihal, Bülent büyüyene kadar aileden biri geçer şirketlerden birinin başına. İlk sana yol görülür oğlum. Çırak çıkarsın sonra. Hem Hilmi Bey'e de bir ders vermiş oluruz. Gerçekten Nihat akıllı bir çocuk. Benim de gözüm arkada kalmamış olur. Böyle düşünmeni çok sevindim. Bihter artık Adnan Bey'in karısı. Adnan Bey Bihter'in üzülmesini istemez. Onu üzecek insanları etrafından uzaklaştırır. Bence öyle yani. Yarın konuşurum hatta istiyorsan. Çok iyi olur. Afiyet olsun. Ne oldu Behlül? İştahım kesildi birden. Kusura bakmayın. Nereye? Herkese ne oluyor bu akşam? Beşir de konuşmuyor, kovaladı beni. Behlül söylediklerinden alındı galiba. Ne dedin ki? Okulu bitirmeye niyeti yok diye takıldım. Yok canım, alınmaz öyle şeylerden. Hiç böyle yapmazdı ama. Ben gider gönlünü alırım. Okul konusunda babama bozulmaya hakkı yok. İkinci sınıfta takıldı kaldı senelerdir. Bu konular çok hassas konular Nihal'cim. Yorum yapmayalım istersen. Behlül. Ne oluyor Behlül? Şaka yaptım ben sana. Alındın mı? Bugün Hilmi Bey'le konuşmaya gittim amca. Ben sana karışma demiştim. Ama işin aslını öğrendim. Ben de güldüm, bana da bozuldu. Yok canım, Behlül ne şakalar yapar. Bir kıza verdiği randevuyu hatırlamıştır, ondan bırakmıştır sofrayı. Vallahi. Bir bakayım, Nihat konusunu ben açtım, benim yüzümden tadımız kaçtı. Bihter gerek yok, otur, inerler şimdi. İçine sinmeyecek, konuşsun en iyisi. 1 milyon lira amca. Çeki almadan imzalatmamış evlilik sözleşmesini.
Evlilik sözleşmesini o para karşılığında imzalatmış. Doğru söylemiş, Firdevs Hanım satmış kızını resmen. Doğru konuş. Bana kızma. İşin doğrusu bu. Adam söğüşlendi lafını boşuna etmedi amca. Kadın kızlarını para kaynağı olarak görüyor amca. Behlül, kelimelerine dikkat et, kalbini kıracağım. Sen de biraz gözünü aç ne olur. Bu evlilik çok çabuk olmadı mı sence? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Thank you.